Arçelik Gurme Şef. Çok amaçlı bir pişiriciden bahsedeceğim bugün size. 10 ayrı program. Yeni nesil düdüklü tencere. Eski nesil kapanıyor, yeni bir nesil başlıyor. Evet, 10 ayrı programında tandırdan yoğurda, bakliyattan reçele birçok şey yapmak çok hızlı, pratik ve kolay. Bugün sizlerle Türk mutfağının önemli yemeklerinden biri olan tandırı yapacağız. Tandırın yanında da değişik bir nohutlu salatasını, garnisini yapacağız. Gelin isterseniz tariflerimize başlayalım. Hazırsanız Arçelik Gurme Şef'le ilk tarifimizi yapmaya başlıyoruz. İlk tarifimiz ne Seda Şef? Kuzu tandırı yapıyoruz bugün. 2 kol kuzumuz var, 1 tane havucumuz var, 1 tane soğanımız var, 3 diş sarımsak, 1 bardak su kullanacağız. Taze kekik ve 2 sap kereviz sapı. Çok güzel. Makinamızın 10 seçeneğinden ilk öncelikle tandır yapabilmeniz için sote moduna getiriyoruz. Sote modunda 30 dakikada 160 derecede ürünlerimizi ısıtmaya başlıyoruz. Tamam. Haydi Seda başlayalım. Önce 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtıyorum. Sarımsakları ikiye böleceğim. İri olsun istiyorsun. İri olacak. Süper. Onları da atıyorum. Sotelemeye başlıyorum. 10 programımızdan sote programını seçip 160 derecede pembeleşinceye kadar gurme şefimizle çeviriyoruz. Evet. Ardından havuçları atıyorum. Kereviz saplarını iri iri doğrayacağız. Daha sonra taze kekiklerimi de serpiyorum. Hepsini sırayla atıyoruz. Sote programında bir güzel soteliyoruz. Yaklaşık 5-10 dakika yeterli olacaktır değil mi Seda? Evet. Şimdi tandır aparatımı takıyorum. Etleri yerleştiriyoruz. Soteleme işlemimiz bittikten sonra, tandır aparatını yerleştirdikten sonra etlerimizi onun üzerine koyuyoruz. Evet. En altına da tane karabiber, tuz ve bir bardak suyumuzu ekliyoruz. Kapağını kapatıp tandır modunda yaklaşık 40-45 dakika otomatik pişirmeye bırakıyoruz. Hemen şöyle 45 dakikayı ayarlıyorum. Ergonomik joystick sayesinde hızlı bir şekilde ayarlamanızı sağlıyor. Bir başlat düğmesine başlatıp kuzu tandırımızı evimizde gurme lezzetlerle yapmaya hazırlanıyoruz. Biz de bu arada telveyle bir kahve içelim. İçelim. Dersin? Teşekkürler. 45 dakikalık süremiz doldu ve tandırımız hazır. Tandırımızı dinlendirmek üzere yan tarafa alıyoruz. Soğusun diye Sedacığım. Bu kadar kolay tandırın yanına da harika bir bakliyat salatası yapacağız. Normalde bildiğiniz üzere bakliyatları pişirmek ciddi bir derttir. Zamandan bayağı bir tasarruf etmeniz açısından gurme şef size çok büyük destek sağlayacak. Bu 10 tane programın en önemli programlarından biri ise düdüklüde bakliyat yapmak. Hızlı bir şekilde bir nohudu nasıl yapabileceğimizi size göstereceğiz. İç haznesinden temizliği rica edeyim Sedacığım. Hemen buyurun. Evet, malzemelerimiz neler? 250-300 gram kadar nohutumuz var. 250-300 gram nohutumuz. Bir gece önce ıslattık. Yarım demet maydanozumuz var, ince kıyıldı. 3-4 yemek kaşığı nar ekşisi var. Nar ekşisi bir var. O kadar da zeytinyağına ihtiyacımız var. Gayet basit, gayet lezzetli. Evet. Bakliyatlarımızı koyduktan sonra içerisine üstünü aşmayacak şekilde su koyuyoruz. 10 programdan düdüklü baklagilleri seçiyorum. Bunun içerisinde yaklaşık 9 dakika bize yeterli olacaktır, 9-10 dakika. Ne kadar pratik ve rahat bir düğmesi var bunun. 9-10 dakika bakliyatlarımızı pişmeye, nohutlarımızı bırakıyoruz. 10 dakika sonra görüşüyoruz. Vaktimiz doldu. Nohutlarımız hazır. Güvenli bir şekilde açıyoruz. Şimdi ben bunları Seda'ya veriyorum nohutlarımızı süzülmesi için. Şöyle vereyim Seda. Nohutlarımızı süzdükten sonra ince kestiğimiz maydanozlarımız, nar ekşimiz ve zeytinyağımız var. Maydanozlarımızı ekliyoruz. Şöyle maydanozumuzu ekledik. Nar ekşisini ilave ediyoruz. Ve nohut salatamız hazır. Biz diğer yandan etlerimizi didip yaptığımız sebzelerden Eternity El Blender ile ufak bir gezdirme yapıp parçaladıktan sonra üzerine sos olarak dökeceğiz. Birazdan geliyoruz. Nohutlarımızı tabaklarımıza koyduk. Üzerine önceden diktiğimiz tandırlarımızı
bir güzel yerleştiriyoruz. Of 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 lime lime. Gurme Şef sayesinde evimizde şefler gibi lezzetli Türk damak tatlılarını yapabiliyoruz. Artan malzememizle, dibindeki sebzelerle de harika bir et sulu sos yaptık. Bunu da üzerine hafifçe döküyoruz. Yemede yanında yat. Yemeğimiz hazır. Arçelik Gurme Şef sayesinde zamandan çok ciddi anlamda tasarruf ettik. Bol kazançlı, afiyet dolu, sağlık dolu günler olsun.